İbatek Pasta ve Ekmek Fuarı'nda dünyanın en hızlı lokmacısı Niyazi Dumlu'nun yanındayız şu anda. Niyazi Bey merhabalar, iyi fuarlar. Merhaba efendim, teşekkür ederim. Şeref verdiniz standımıza. Dakikada 1000 tane lokma kesiyorsunuz diye bir söylenti var, böyle duyduk ama doğru mu? Doğrudur efendim. Görebilir miyiz? Tabii ki. Ama yalnız bunu... 1000 taneyi saymanın mümkünü yok. Öyle daha sayan bir insan daha çıkmadı ama kronometre taktılar. Hepsini döktüm, sonra çıkarıp tepsiye koydu, öyle saydılar. Guinness'e giremedim ama en hızlı lokmacı seçtiler. Kitapsızlık yaptılar, kitaba koyamadılar, bir espri de yapayım. Neymiş, yerel tatlıymış diye. Benim hem başvurumu aldılar. Madem yerel tatlı, benim 2-3 milyarımı niye alıyorsunuz? Ben de onlara dedim ki Allah ömür verirse ben de bir gün tüm dünyaya lokmayı duyurup sizin huzurunuza öyle çıkacağım dedim. Tabi o zaman da gözleri kapalı dökeceğim. Şu anda denemelerini de yapıyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz Niyazi Bey? Ben tatlıcılık mesleğine 1968 yılında başladım efendim. Sonra askeride döke döke el melakesi geldi. Onun için kendiliğinden hiç bakmadan bile seri şekilde döküyorum efendim. Peki biz sizi fuar dışında bu güzel lokmalardan yemek istesek nerede bulabiliriz? Sevinç'te ve Tasa'da. Ben yersiz yursuz bir zanaatkarım. Nerede Sevinç ve Tasa varsa ben oradayım efendim. Nerede bir güzellik varsa, nerede bir yas varsa ananevi tatlımızı orada sunmaya çalışıyorum. Dünyaya karşı görsel olarak, hijyen olarak elimden ne gelirse onu o şekilde... Şimdi tabii çağımız bilgisayar çağı, teknoloji çağı, makinelere karşı o şekilde ben de emek gücünü, işte emek en yüce değerdir diyorum. O şekilde elimin dilimin döndüğü kadar şovlarıma devam ederim, var olmaya çalışırım efendim. Ellerinize sağlık, az önce ben de yedim. Başarılarınızın devamını diliyorum bundan sonra da. Fuarlar TV değil mi efendim? Evet. Ben de burada son bir mesaj şöyle diyorum. Şu anda Fuarlar TV izleyen tüm izleyicileri lokmacı Niyazi Dumlu bu kadar seviyor. Teşekkür ederim.